Normal zamanlarda pek akla gelmeyen ancak zor durumlarda ilk akla gelmeyi başaran kişi, topluluk veya akımın adı nedir? A. Eski sevgili. B. Instagram canlı yayın özelliği. C. Toplum. D. Evde kal. Evde kal. Bravo. Evet sevgili izleyenler, dünyanın en az izlenen ve en az kazandıran bilgi yarışması Kim Evden 1 Milyon Lira İster'e hoş geldiniz. Bu yarışma isminin aksine para kazandırmıyor ve soruların cevapları da her zaman aynı. Ama sıkılmayacaksınız çünkü öyle bir lüksümüz yok. Sade Bey hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyalım mı? İsmim Sade, soyadım. Evet tanıdık, teşekkürler. İlk sorumuz geliyor. Bilimsel bir kanıt olmasa da insan sağlığına faydalı olduğu düşünülen, bu yüzden sık sık tercih edilen şeylere ne denir? A. Filtreli fotoğraf çekmek. B. Murat Övünç izlemek. C. Anlık fotoğraf istemek. D. Evde kal. Yani bütün şıklar doğru gibi ama D. Evde kal. Bravo. Genel bir kitleye hitap eden ve bulunduğu konumu hitap ettiği kitleye borçlu olan kişilerin dikkatten kaçırdığı şey nedir? A. Canlı yayın kapatma tuşu. B. Vergi borçları. C. Her konuda uzman olunamayacağı. D. Evde kal. Şaşırtmacılı soru ama D. Evde kal. Bravo. Sosyal izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına salgından önce dikkat eden kurum hangisidir? A. Başakşehir Futbol Kulübü tribünleri. B. Beşiktaş'ın ikili stoperi. C. Hoşlanılan kız. D. Evde kal. Evde kal. Bravo. Kriz anında doğru haber almak için hangi yayın organı tercih edilir? A. Ayça'nın abisi. B. Patrondan gelen bir şey olmaz gelin siz mesajı. C. Free Premium Pornhub. D. Evde kal. Ben bu soruda joker hakkımı kullanıp bir arkadaşımı aramak istiyorum. Cem Yılmaz'ı arayacağım. Evet, Cem Yılmaz hatta. Evet, Cem Bey açmadı. Biliyorsunuz kendisi sadece bir sinema sanatçısı ya da mizah adamı değil, aynı zamanda bütün konularda fikir beyan etmesi beklenilen bir ünlü. Onu linç etmek ister misiniz? Yok, hayır. Ben kötü bir insan ya da troll değilim. O yüzden Cem Yılmaz'ı linç etmeyeceğim. Ama cevabım evde kal. Bravo. Tehlikeli salgın hastalık durumunda başvurulması gereken uygulama nedir? A. Netflix. B. EBA TV. C. Festival dolabı. D. Evde kal. D. Evde kal. Bravo. Salgın hastalıklarda alınması gereken ilk önlem olan sosyal mesafeyi en iyi açıklayan cümle nedir? A. Ya gençlere bir şey olmuyormuş. B. Ya yarasa yenir mi kardeşim? C. Sakin ol Cem. D. Evde kal. D. Evde kal. Bravo. Aşırı sıkıntıdan insan psikolojisini yıkan ve akıl sağlığında kalıcı hasarlara yol açan hastalığın adı nedir? A. Akraba WhatsApp grubu. B. Ebeveynleri TikTok'ta görmek. C. Canlı yayına davet eden 50 takipçili arkadaş. D. Evde kal. D şıkkı evde kal. Bravo. Kişinin bir şekilde gerçekten koparak hayal dünyasında yaşamaya başlaması sendromuna ne denir? A. Kelle paça sendromu. B. Türk geni işlemez sendromu. C. Bize yok dendi sendromu. D. Evde kal. Yine zor bir soru ama cevap D şıkkı evde kal. Bravo. Bilimsel olarak kanıtlanmış koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen toplumsal eylem hangisidir? A. Set işçilerine şiveli şarkı söyletmek. B. Yaşlılarla etkileşim uğruna dalga geçmek. C. WhatsApp sesi mesajıyla felaket tellallığı yapmak. D. Evde kal. D. Evde kal diyorum. Bravo. Ve final sorumuz. Bugünler geçecek mi? A. Umutsuz olma. B. Geçecek. C. Sen şimdilik. D. Evde kal. D şıkkı evde kal diyorum. Bravo.